ABC ikizkenar dik üçgeni B üzerinden katlanıp aşağıdaki şekilde elde ediliyor. Buna göre mavi bölgenin alanını sarı bölgenin alanına olan oranı kaçtır diye bakacağız. Bakın, buranın 45 derece olduğunu biliyorum. Üst üste denk geldiği için 45 ikiye bölünecek. Burası 22,5 derece. Burası ne olacak? 22,5 derece. Peki 45 derece katlandığı zaman yine buraya geliyor mu? 45 olarak geliyor. Yazalım hemen 45. Burası 22,5. Burası 67,5. Burası 90 derece. Yine şuradaki açımız 45 dereceydi. 90 buraya geldi dik olarak. Burası da 45 derece. 45 ise burası da ne? 45. Bakın hemen yazalım uzunlukları. Ben diyorum ki FD uzunluğuna bir birim dersen BD uzunluğu daha önce anlattık. 22,5 67,5 üçgenin kenarlar arasındaki oran 1'e 1 artı kök 2 idi. Biz buraya 1 yazdığımız zaman BD uzunluğu ne olduğunu görüyoruz? 1 artı kök 2 olduğunu görüyoruz. Burası 45, burası 90 ise şurası kaç olacak? 1. Sonuçta burası 1 artı kök 2 ise şurası da 1 artı kök 2. Yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyor çünkü. Buraya ne kalır? Kök 2 kalır. Şu uzunluğum da A uzunluğum da o da kök 2. Burası da kök 2. Şimdi alanları hesaplayalım. Mavi üçgenin alanı taban uzunluğu 2 artı kök 2. Yüksekliği 1 bölü 2. Sarı bölgenin alanı ise şuradaki ikizkenar dik üçgenin alanı kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 artı buradaki üçgenin alanı bulmak için şuradan yüksekliği çiziyorum. Bir yazarsam buradaki üçgenin alanı da ne yapacak? Kök 2 taban uzunluğu yüksekliği de 1 bölü 2. Yukarıdaki işlemi yaptığımız zaman 2 artı kök 2 bölü 2 olduğunu görüyorum. Aşağısı da 2 artı kök 2 bölü 2. Ve oranlarsak aradığımız oranın 1 olduğu gözüküyor. Doğru cevap Bursa. Evet, soruyu şu şekilde de çözebiliriz. Şuraya kadar bulduklarımızdan devam ediyorum. Şimdi şu 45'lerden dolayı FA üssü ile EC birbirine paralel. Bundan dolayı şunu söyleriz. Buradaki mavi üçgenle büyük üçgen birbiriyle benzerdir. Benzerlik oranı kök 2 bölü 2'den 1 bölü kök 2 olur. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. Bu ifadenin karesini aldığımız zaman alanlar oranının 1 bölü 2 geldiğini gördüm. Yani ben buna S dersem büyük alan ne yapacak? 2 S yapacak. Peki buraya ne kalır? S kalır. Demek ki mavi alanla sarı alan birbirine eşit. Aradığımız oran kaç olur? 1 olur. Doğru cevap Bursa. Evet, soruyu şu şekilde de çözebiliriz. Şu bizim 90 derecemiz. Katlamadan dolayı buranın 90 derece olduğunu da biliriz. Bu 90 buraya geldi. Demek ki şu ikisi 90'lardan dolayı ne? Birbirine paralel. Bakın. Paralel doğrularda şundan bahsetmiştim. Şu şekilde üçgenleri oluşturduğumuz zaman tabanları ortak. Yükseklikler aynı olduğu için buradaki üçgenin alanı ile buradaki üçgenin alanı nedir? Birbirine eşit. Mavi alan ortak olduğundan dolayı sarı alanlar da nedir? Birbirine eşittir. Şimdi buradaki özelliği doğru uygulayalım. Ben diyorum ki DD'yi birleştirelim. DD'yi birleştirdiğimiz zaman bakın şu iki alan ne olacak? İkisi de A yani birbirine eşit olacak. Sarı alanı aşağıya, mavi alanı yukarıya taşıdığımız zaman aradığımız mavi ve sarı alanlar bu şekle dönecek. ED kenarortay olduğundan dolayı buradaki mavi alanla buradaki sarı alan nedir? Birbirine eşittir. Dolayısıyla aradığımız oran kaç olur? 1 olur. Doğru cevap Bursa. Sarı ve mavi bölgenin alanları birbirine eşitse x kaç derecedir diye soruyoruz. Soruda ikizkenar bir dik üçgen verdik. Burası da ikizkenar bir üçgen. Ben diyorum ki buraya 2 birim alalım. Buraya 2 birim alalım. Şurası da ne olur? Eşitten 2 birim. İkizkenar dik üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 olarak buluruz. Şu iki alan birbirine eşit olduğu için burası 1 birim kare. Burası da ne olacak? 1 birim kare olacak. Biz alan formülünü şu sarı üçgende uygularsak şunu söyleriz. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı aradaki açının sinüsü yani ne? Sinüs x eşitmiş 1'e. Buradan baktığımız an sinüs x'in 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Burada açının 30 derece olduğunu gösterir. Doğru cevap Diyarbakır. Evet, eş çıtalar oluşturan şekilde ACE ve BDE doğrusaldır. Buradaki açımız 140 derece olduğuna göre ABD üçgenin alanının BCD üçgenin alanına olan oranı kaçtır deriz. Bakalım. Burası 140 ise buralara kaçar derece kalacak? 20 derece buraya kalacak. 20 derece buraya kalacak. İç açının toplamı bir dış açıydı. Şurasının 10 derece. Burasının 10 derece olduğunu görüyoruz. Eşkenar üçgenden dolayı burası 50, burası 60 derece. Şurası da kaç derece? 60. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. Buraya 40 derece kalacak. Aynı şekilde şurası da kaç derece? 30 derece. Şimdi aradığımız üçgenlere bakalım.
Burası 100 derece. 40, 40, 80 şurası da kaç derece? 100 derece. Şimdi şuraya 1 birim dersek, şuraya A birim dersek, burası 1 birim, şurası da kaç birim olacak? 1 birim. Üçgenin alanına baktığım zaman, ABD üçgenin alanına baktığım zaman ne var elimizde? 1 çarpı A çarpı 1 bölü 2 çarpı A de kaçın sinüsü, yani ne? Sinüs 100. E diğer üçgene, BCD üçgenine baktığım zaman o da 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı arada kaçının sinüsü, yani sinüs 100. Sinüs 100 dediğimiz 1 bölü 2 dediğimiz sadeleşti. Ne kaldı geriye? A bölü 1. BD'nin herhangi bir birim uzunluktaki bir kenar oranı, yani BD bölü AC sağlar mı? Sağlar. Doğru cevap A'dan, çünkü AC uzunluğumuz da 1 birim. ABC üçgeni AD kenarı, ABC üçgeni AD kenarı üzerinden katlanıyor. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Burası 12 birim kare. Şu alanı A yazayım. Şu alanı da B yazayım. Şimdi bu katlamadan dolayı buradaki alan buraya gelmişti. Yani o zaman burası ne yapacak? 12 artı A yapacak. Şimdi şu iki kenar uzunluğu birbirine eşit olduğundan dolayı 12 artı A ile A artı B'nin birbirine eşit olması lazım. Bundan dolayı B'yi kaç olarak buluruz? 12. Şimdi bulduğumuz 12'yi aşağıda yerine yazalım. Bir A'ya 12 oluyorsa 6 katı 3 A'ya burası kaç yapacak? 18 yapacak. Şöyle birleştirdiğim zaman eğer burası 30 birim kare yapıyorsa burası da 30 birim kare yapar. Buradan ABC üçgenin alanının 60 birim kare olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Evet, şekildeki katlama işlemlerine göre X'in Y'ye olan oranını soruyoruz. Bakın burada bir kere katladık. C B'nin üzerine geldi. Yani bunu yaptık, ortaladık. Sonra bunu bir daha katladığımız zaman bu da şu anlama geliyor. Bunu da ortalamış oluyoruz. Yani açtığımda bu uzunluklar hepsi ne olacak? Birbirine eşit olacak. Peki burada da bir katlama işlemi yaptık. Bunu bunun üzerine katladık. Yani bu da ne anlama geliyor? Bu iki uzunlukta ne? Birbirine eşit. Buradan hemen şuradan çizersek şu şekilde. Biz buraya 2S dersek 1'e karşılık 2S oluyorsa 3'e karşılık ne yapacak? 6S yapacak. Bu 6S'yi de iki eşit parçaya böleceğiz. Burası 3S olacak. Burası da kaç S olacak? 3S. Baktığımız zaman buradaki alanın 3S olduğu, yukarıdaki alanda 5S olduğunu görüyoruz. Oranladığımız zaman aradığımız oran 5 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap Bursa. Evet, bu soru 4. sorunun biraz daha geliştirilmiş hali. 4. soruda şunu görmüştük. Şu alanlar neydi? Birbirine eşitti. O zaman bu soruda da aynı şekilde bunu kullanacağız. Peki simetriğini aldığınız zaman şunu görürüm. Burası 12 ise burası kaç olacak? 12 olacak. Yine şu alanla şu alan aynı. Bu alanla bu alan aynı. Yani burası 10 ise burası da kaçtır 10'dur. Şu iki alan birbirine eşitti. Burası 10 birim kare ise burası 10 birim kare. Aynı şekilde burası nedir? 10 birim karedir. İkinci şekildeki sarı alanların toplamını soruyorduk. Toplayalım. 10, 20, 30, 42 birim kare olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap Ceyhan. ABC üçgeni şekildeki bir katlanıyor. Buna göre ABED dörtgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Katlama işlemini yapalım. Bunu gösterelim şu tamamını için. Diyoruz ki katlamadan dolayı bir kere burası 90 derece. Bunun farkındayız. Şuraya x yazarsak burası ne olacak? X. Burası 3. Buraya ne kalır? 9 eksi x. Pisagor yamuk da bulabiliriz ama bunun 3, 4, 5 üçgeni olduğu ortada. Yani ben x yerine 5 yazdığımda buranın kaç olduğunu görüyorum? 4 olduğunu görüyorum. Katlamadan dolayı şu iki alanda ne? Birbirine eşit. 3, 4, 5 üçgenin alanı hesapladığımız zaman 3 kere 4, 12. Yarısı kaç yapar? 6. 3 kere 9, 27. Yarısı kaç olur? 13,5. 13,5'tan 6'yı çıkartırsak geriye ne kalır? 7,5 kalır. Bu 7,5 da 2 eşit parçaya bölünecek. 2'ye böldüğümüz zaman bunu ne yapar? 3,75 yapar. Bunun üzerine de 6'yı eklersek aradığımız alanın 9,75 olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır.